Almanya'da yaşayıp domuz eti yememek mümkün mü? Bu gibi soruları çok alıyorum. Şu ürünü soruluyor, başka ürün soruluyor, ekmek soruluyor, un soruluyor. Ben şu neticeye vardım. Bu kadar araştırmanın sonunda mümkün değil. Almanya'da yaşayıp domuz ya da domuzdan elde edilmiş ürünler ya da domuz yemeden geçinmek, yaşamak mümkün değil. Çünkü her şeyin içinde olabiliyor. Çünkü yasal olarak öyle bir durum var. Mesela bir kurabiye çeşidi. Kurabiyede domuz kılı kullanıldı. Bu yasal olarak mümkün. Onu artık öğrendik, değil mi? Yani domuz kılları kullanılıyor. %5 oranını geçmediği sürece içerikler kısmına bunu üretici yazmak zorunda değil. O da ne yapıyor? Tabii ki %5'in altında kalıyor yazmamak için. Çünkü insanlar okuduğu zaman bu Alman da olsa, "Aa, ben bunu almayayım," diyecek. Yasal olarak yazmak zorunda değiller ve en önemlisi, kurabiye de var, cips de var, ekmek de var, bu hazır ekmekler de var. Ama unda da olabilir. Bakın, hepsinde var demiyorum. Olma ihtimali var. Dolayısıyla nasıl yani, un, bildiğimiz un, alıp ekmeğimizi, kurabiyemizi, pastamızı evde tek bari kendimiz yapacak olsak bile mümkün değil. Çünkü onun içinde olabilir. Ha, şunu yapabilirsiniz. Üreticiye mail atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki web siteleri, adresleri paketlerin üzerinde yazıyor. Hepsini tek tek yazabilirsiniz. Hangisinde var yok açıklayabilirler. Açıklıyorlar genel olarak. Ama bu 3 ay sonra değişebilir. Bundan haberiniz olmayabilir. Yani tüm takvimler değişebilir. Sonuç itibariyle Almanya'da yaşayıp domuz eti ne kadar da dikkat etsek, yasal olarak böyle bir boşluk, ben bunu boşluk olarak değerlendiriyorum, olduğu için mümkün değil.